Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kutu açılımı videosuyla birlikteyiz. Bugünkü ürünümüz 5 TB'lık Western Digital'in bir harici hard diski. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Hard disk arayışına nereden girdim? Elimde 2 TB'lık, 300 GB'lık hard disk vardı. Özellikle veri depolamasına ihtiyacı olan kişiler arkadaşlar. Yani şöyle hepsini toplu hale getirecek daha kapsamlı bir disk arayışına giriyor. Ben de bunu N11 üzerinden indirim kuponlarıyla GPN teknolojiden aldım. Taşınabilir 2,5 inç hard diskler arasında en fazla 5 TB olanları var ve bunların arasında en uygun olanı da Western Digital. Zaten Western Digital'in kalitesinde bilirsiniz, bu işte, bu sektörde Seagate'ler, Western Digital gerçekten öncüsü olmuş bu sektörün. Evet, şimdi açalım. Bir adet faturası var içinde. Evet, korunaklı, gayet muhafazalı bir şekilde gelmiş. Pıt pıtlı kağıtla ambalaj yapmışlar. Şu şekilde bir göstereyim. Evet, ürünün kutusu bu arkadaşlar. Gayet güzel, sağlam bir kutu yapmışlar gerçekten. Evet, hem Windows hem de MacBook'a uyumlu olduğu yazıyor. Ve burada da garantisinin 2 yılla sınırlı olduğunu söylüyorlar. Güvenlik bandını sökelim. Bunlar da çok çakma oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Daha önce ben çok uygun diye 320 GB'lığını almıştım Western Digital'in. Yani 120 TL gibi bir şeydi o zamanın parasıyla. Ama baktım ki üzerinde sadece Western Digital'in yazısı var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Dolayısıyla tamamen bir dolandırıcı. Böyle bir kutusu da yoktu yani. Böyle sağlam bir kutulama şekli de yoktu. Böyle 2-3 kademede sarılmış. Bir de orijinalliğinin göstergesi de şu arkadaşlar. Şuradaki damgalar 5 TB modelinde beyaz yazmıyor arkadaşlar. Bu şekilde siyah ve kazınmış bir şekilde yazıyor. Genelde çok pratik, taşınabilir bir ürün olduğu söyleniyor. Gerçekten de burada kenarlarında biraz sivrilik var. Yani keskinlik var. Ama genel itibariyle gayet kullanışlı ve tasarımı iyi. Burada çalıştığına dair bildirim ışığı var. Bu kılavuza bakmayacağız şimdi. Evet, bunları da geçelim. Evet, içinde bir adet de kablosu çıktı. USB 3.0 kablosu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani hard diskleri ararken 3.2 USB 3.2 durumunu da belirtiyorlar ama çoğu bence onların USB 3.0 olabiliyor. Bunlara dikkat edelim. Ben ekonomik olması sebebiyle aldım. Özellikle bu Xbox'ın oyun içinde 5 TB'lık Seagate Black vardı. Belki onların birazcık ya okuma yazma hızı fazla olabilir ama çok kalındı. Çok korunaklı olsun diye taşınması çok zor şekilde yapılmış. Böyle farklı alüminyum katmanlar var. Gerek görmedim arkadaşlar. Evet, ürünün kullanım kılavuzu da var. İçinde çıktı arkadaşlar. Arena Bilgisayar ithalatçı firma olduğu için Arena Bilgisayar'ın garantisi altında ürün. 2 yıl 24 aylık bir garantisi var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü hard diskler biraz hassas, içinde dönebilen mekanizmalar olduğu için bunların garantileri bence önemli bir mevzu. Evet arkadaşlar, bir boyut kıyaslaması yapmak için yanımda diğer kullandığım hard diskleri de getirdim. Evet, bu yeni aldığımız 5 TB'lık hard disk. Bu da Lessi'nin Porsche Design 2 TB'lık hard disk koyuyorum. Bu da taşınabilir SSD 256 GB'ımız Hikvision'ın. Bu da bir hard disk kutusu, 2,5 inçlik bir hard disk kutusu. İçinde küçük bir tane 320 GB'lık Hitachi'nin eski bir laptoptan çıkma hard diskini yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar burada şunu ön planda tutmak istiyorum. Bakın 2 TB'dan daha kalın bir hard disk olduğunu söyleyebilirim Western Digital'in. Burada biraz kalınlık farkı var. Hatta ne kadar kalın? Şuradaki alüminyum kaplama aslında bu Lessi'nin hard diski korumak için yaptığı, işte Porsche Design olsun diye kullandığı bir alüminyum kaplama. Aslında içindeki şu siyah kısım Western Digital arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın sadece o siyah kısmı baz alırsak bayağı bir kalınlık farkı var. Yani 5 TB 2 TB'dan daha kalın. Evet. Gelelim şimdi 320 GB'lık bir hard diskimizin şöyle kapağını açalım. Normalde 2,5 inçlik artık laptoptan çıkma küçücük 320 GB'lık, bakın, bir hard diskin iç kısmını sizlere gösteriyorum. Çok ince arkadaşlar. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Kapasite ne kadar fazla olursa bu laptoptan sökülme bir hard diskti.
kapasite ne kadar fazla olursa hard diskin o kadar kalınlaşacağını söyleyebiliriz. Seagate deseni vermişler bu hard disk kutusunda da. Şöyle baktığımızda bakın bunun arasında da yine sağdaki daha ince diyebilirim. Yani hemen hemen aynı ama tabii teknoloji geliştikçe hard diskin kapasitesi artsa bile daha ergonomik olsun diye uğraşılıyor. Hatta artık günümüzde şöyle 256 GB'lık ve 500, 1 TB belki daha fazla SSD'ler var arkadaşlar. Şimdi SSD'ler çok hızlı gerçekten taşınabilir SSD'ler fakat bunlar arkadaşlar çok pahalı. SSD'de dönen bir mekanizma olmadığı için yeni bir teknoloji ve çok pahalı olduğu için burada şu hard disk seçimlerinde şuna dikkat edeceğiz. Yani eğer benim verim çok fazla ve ben bu veriyi sadece yedeklemek için, depolamak için kullanıyorum. Bu veriyi bir yerden bir yere çok sık taşımayacağım. Bir yerde depolansın derseniz 5 TB'lık VD'yi öneririm. Bakınız bu 5 TB'lık VD bunların üçünün de içinde bulundurduğu veriyi aldığı gibi daha da boşluk kalıyor. Evet ben çok sık veri taşıyorum. Yüksek çözünürlüklü filmler aktarıyorum derseniz arkadaşlar. Sizin için kapasitesi az fakat hızlı aktarım sağlayan taşınabilir SSD'lere bakabilirsiniz. Bugün 1 TB'lık bile taşınabilir SSD'ler var ama fiyatlar olarak gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Evet bu da yine böyle bir kutu alaraktan laptoptan çıkan hard diskleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bunu zaten tanıtımını yapmıştık. Böyle birçok saydam kutular da şimdi çıktı. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Haydi şimdi hep birlikte bilgisayara bağlayıp okuma ve yazma hızlarını test edelim. Evet gördüğünüz gibi Elements D olarak karşımıza çıktı. 4,54 TB'lık bir hard disk arkadaşlar. Yani bu aslında şöyle bir şey. Genelde bütün disklerde böyle bir eksik oluyor. Şimdi Crystal Disk Mark 8 ile 64 bitlik bu uygulamamızla yazma ve okuma hızlarını test edeceğiz. Başlatıyorum. Bu arada arkadaşlar ürün tamamen sessiz çalışıyor. Sadece üstüne dokunursanız biraz bir şöyle hafif hissiyat alıyorsunuz ama ürünün çalışışında en ufak bir titreme ve ses yok. Evet okuma hızı 126 MB bölü saniye. Normal arkadaşlar. Yani bir SSD olsaydı belki bu yeni günümüzdeki SSD'ler 1 GB bölü saniyeye doğru çıkıyor. Hatta Kingston'un çıkardığı SSD 2000 MB yani 2 GB'a yakın bir okuma ve yazma hızı var. Tabii bunlar okuma ve yazma hızının artması ve bunun SSD olması ve kapasitenin artması arkadaşlar fiyatı arttıran bir unsur. 4 TB taşınabilir SSD de SanDisk'in muhtemelen tam olarak bilmiyorum VD de olabilir. 12.000 kusur liraydı arkadaşlar. Yani fiyatlar gerçekten artmış. Şu an ben 3.884 liraya aldım. Western Digital Elements 5 TB'lık model. Şu an 4.000 lira ve 4.000 üzerinde de satıldığı siteler görüyorum arkadaşlar. Yani şu an SanDisk'in 1 TB'lık SSD'si 2.500 lira. GP teknolojide bakabilirsiniz. Yine hepsi burada gitti gidiyor. Hepsi burada veya Trendyol üzerinden satıyor. Tam olarak hatırlayamadım şimdi. Evet yazma hızı da fena değil. Test sonucumuz ortaya çıktı. Sequential sıralı ölçümde okuma hızı 126,72 MB bölü saniye. Yazma hızı da 116 MB bölü saniye. Evet, ürünün kutu açılımı videosu bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.